Merhaba sevgili seyirciler. Başkent gündemi programımızla karşınızdayız. Birçok konuşacak başlık var aslında. Yerel seçime doğru giderken tabii bu başlıklar daha da önem kazanmaya başladı. Çünkü miting meydanlarının da ana konusu olmaya başladı bazı konular. Nedir? İşte işsizlik bir taraftan, ekonomideki şu geldiğimiz son nokta, özellikle tanzim satışların başlamasıyla bazı şeyler daha da mı belirginleşmeye başladı? Siyasilerin gündeminde hep bu başlıklar var. Bir taraftan tabii taşeronlar var. Çok önemli. Atanamayan öğretmenler var. Geçtiğimiz günlerde kitlere kadro isteyen işçiler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler var. Hepsini sıra sıra değerlendireceğiz elbette. Konuğumuza dönelim hemen. CHP Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Elif Hanım. Sağ olunuz. Tabii başlıklar çok fazla dediğim gibi. Çünkü neden sizi bu kadar işsizlik diyoruz, taşeron diyoruz, atanamayan öğretmenler. Siz çok sahada yer alan bir vekil olduğunuz için bir de birebir dokunuyorsunuz bu sorunlara da. Tabii seçime gidiyoruz şimdi. Öncelikle bir o alanın havasını bir alalım. Sokaklar nasıl işte, vatandaşlarla muhabbet, sohbet, dert dinleme, bir anlamda dert ortağı oluyorsunuz tabii çoğu zaman. Bir oradan başlayalım. Afyonkarahisar, orayı da konuşacağız elbette, seçim bölgenizi. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'ye, nasıl seçime gidiyor şu anda? Evet Elif Hanım, inşaat sektörüyle başlayıp gittikçe derinleşen bir ekonomik krizin içerisindeyiz ve son günlerde en çok söylediğim sözlerden biri de bu. Kötü günleri atlattık belki ama önümüzde daha da kötü günler var ekonomik kriz açısından. Şimdi evet, sürekli sahalardayım. Geçen dönemlerde de böyle, şu anda da öyle. Sahada seçmenlerden, vatandaşlarımızdan en çok duyduğum şey ekonomik sıkıntılar. Yoksulluk, işsizlik, yokluk, kriz, çaresizlik. Günde en az 10 kişi iş için arıyor mesela. Bir şekilde ulaşıyor. Birçoğu üniversite mezunu, gençlerimiz pırıl pırıl işsiz kalmış. EYT'liler ki dün de mecliste oylaması vardı. Onlarla ilgili yine vermiş olduğumuz bir kanun teklifi vardı. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Taşeron işçiler var. Seçim döneminde kadro sözü verilip daha sonra apar topar KHK ile yarım yamalak bir düzenlemeyle kimine bir parmak bal sürerek kadro verdikleri bir kısmı kadro dışı kalmış oldu. Ama 275 bin taşeron işçi, ki bunların içerisinde kitler var. Kamuda esas işi yapan taşeronlar var. Hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları var. Yemekhane çalışanları var. Karayolları işçileri var. Bunlar kadro dışı kaldılar. Belediye işçilerine şirket işçiliği adı altında bir düzenleme getirildi ki bu o insanlar ne taşeron olabildiler ne kadroya geçebildiler. Böyle 450 bin belediye işçisi şirket işçisi adı altında şu anda çalıştırılıyor ve birçok haklardan da mahrum kaldılar. 4 Aralık mağduru olanlar var. O kritere takılanlar. Maalesef bunları hep biz sahada birebir görüyoruz ve onların sorunlarını birebir kendilerinden dinliyoruz. Yine 3600 ek gösterge var. Onlara söz verilmişti. İşte öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve kamu görevlilerine, din görevlilerine, orman muhafaza memurlarına, ama hiçbirine 3600 ek gösterge verilmedi. 24 Kasım'da söz verdiler öğretmenlere ek gösterge vereceğiz diye. İşte iktidara geldikleri dönem ilk 100 günlük eylem planına, sonraki 100 günlük eylem planına aldılar ama hiçbir şekilde 3600 ek gösterge sözünü tutmadılar. Bundan ama çok şimdi yakınıyorlar. Şimdi hala sözler verilmeye devam ediyor. Evet, mesela evet. Meydanlara baktığımızda işte iktidar tarafından yeni sözler diyelim. Oy avcılığı için. 16 yıldır bunlar yerine niçin gelmemiş oluyor? Şimdi zaten Elif Hanım, sorun burada. İktidar icraat yapar. Yani sonuçta her türlü yetki, güç ve temsiliyet noktasında büyük söz sahibi çoğunluk orada. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de destek veriyor zaten. Yani meclis çoğunluğuna sahip.
Artı AKP Genel Başkanı şu an Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkeyi yönetiyor. Bakanlar ona bağlı. Yani şu an elinde olup da yapamayacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz de diyoruz ki 16 yıldır zaten vaat veriyorsunuz. Yapacağım diyorsunuz. Her seçim dönemi insanları kandırıyorsunuz. Eğer gerçekten samimiyseniz buyurun 31 Mart'a gitmeden önce 3600 ek göstergeyi verin. Bütün kamu çalışanlarını sevindirelim. Samimiyseniz gerçekten emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın mağduriyetini giderelim. Bu insanlara çift diremiş, çift dikiş diyen, türemiş diyen devletin sırtına yük diyen bir AKP Genel Başkanı var. Bu şekilde düşünen bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ve bir taraftan da bunların mağduriyetini giderelim diye sahada, alanda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Peki şimdi ekonomiyi o zaman birazdan geçelim. Biraz önce siz hatırlattınız türemiş sözünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı sevgili seyirciler. Tabii onları da hatırlatmakta yarar var. Neler demişti? Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar lira olacak demişti. CHP liderinin yanıtı da vardı. Önce bir nasıl tarif etmişti emeklilikte yaşa takılanları? Cumhurbaşkanı bir dinleyelim. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı buluyor. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Şimdi bizim karşımıza bunlar türedi. Ne yapacak? Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Bunu adaletle... Evet, böyle bir şey olmaz diyor. Çift dikiş ifadelerini kullanmıştı. Evet, aynen bunları söyledi. Şimdi burada iki nokta çok önemli aslında. Bir, erken emeklilik diyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Emeklilikte yaşa takılanların istedikleri şey erken emeklilik değil. Bu insanlar primlerini yatırmış, günlerini tamamlamış, vergilerini ödemiş, her türlü vatandaşlık görevini yerine getirmiş insanlar. Sadece 1999 yılında çıkan yasa nedeniyle, yasanın Türkiye'de ilk defa geriye işlemesi yüzünden hak ettikleri emekliliği alamamış insanlar. Yani dolayısıyla burada bir erken emeklilik talebi yok. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bir ikincisi de devlete yük olduğunu beyan ediyor AKP Genel Başkanı. Şimdi buradan ben de şunu soruyorum. Kesinlikle bunu bir ırkçılık falan olarak kimse algılamasın. Oldukça hümanist bir insanım. İnsana insan olarak bakar ve değer veririm. Ama bu ülkede 4 milyon Suriyeliye milyon dolarlar harcayıp onlara her türlü hakkı veren AKP acaba 700 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına neden yük olarak görüyor? Yani bu ülkede 700 bin emeklilikte yaşa takılan yurttaşımızın alacağı 3 kuruşluk maaş devlete yük oluyor da 4 milyon Suriyeli için harcanan milyon dolarlar devlete yük olmuyor ya da mu? Şu sözde mesela kurtuluş, ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bugünlerde diyor. Tabii bu Ekim ayında, 2018 Ekim ayındaki grup toplantısındaki konuşma bu arada. Onu da hatırlatalım. Ekonominin de ne halde olduğu bir anlamda. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diyor ediliyor. Ama Elif Hanım baktığınızda çok özür dilerim, millete küfreden müteahhitlerin vergi borcunu siliyorlar. Öbür tarafta baktığınızda Türkiye'de 10 tane firma var, yandaş firma, müteahhit firma. Bunlar Türkiye'deki bütün ihaleleri parsel parsel alıyorlar. 10 tane, bir 11.si yok. Dön dolaş 10 firma arasında geçiyor devlet ihaleleri. Ve bunlar bakın 5 tanesi dünyada ilk 10'a girmiş firmalar. Yani isimlerini zaman zaman sizler de biliyorsunuz. Kolin İnşaat, evet. Limak gibi şirketler. Bunlar Türkiye'deki hemen hemen bütün ihaleleri alıyorlar. Şimdi onlara ihaleler verilirken, dolar garantisiyle köprüler yaptırılırken, işte geçiş biliyorsunuz...
geçiş garantili dolar bazında köprüler yaptırılırken, işte efendim hasta garantili şehir hastaneleri yaptırılırken, uçak havaalanları, yolcu garantili havaalanları, ki bir tanesi benim seçim bölgem Afyon Karahisar'ı da kapsayan Kütahya Zafer Havalimanı, evet. 26 milyon dolarlık bir zarar söz konusu. Her yıl uçmayan yolcunun parasını sizin, benim, bütün 81 milyon yurttaşımızın ödediği vergilerle karşılıyorlar. Şimdi geçmediğimiz köprünün parasını biz sırf bu şirketlere verilen garantiler yüzünden cebimizden ödüyoruz. Gitmediğimiz, tedavi olmadığımız, bir de dövize endeksli, aynen, hepsi. Dolar endeksli. Hı hı. Tedavi olmadığımız şehir hastanesinde verilen hasta garantisi, ya düşünebiliyor musunuz? İnsanların hasta olmasının garantisi üzerinden fiyat ödüyorlar, para ödüyorlar. Gitmediğimiz şehir hastanesi, tedavi olmadığımız şehir hastanesi için cebimizden para ödüyoruz sırf hasta garantisi verildi diye. Uçmadığımız havalimanından sırf yolcu garantisi verildiği için dolar bazında o havalimanının zararını şirkete ödüyoruz, yandaş şirkete. Şimdi bu şekilde belli bir kesim parasına para katarken, servetine servet katarken, bunlar %1'lik kesim, %99'luk kesim de maalesef ekonomik krizin de etkisiyle, yoksullukla, geçim mücadelesiyle, ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor. Bakın, işsizlik Ocak 2019'da İşkur'un resmi verileri, kayıtlı işsiz sayımız 3 milyon 775 bine ulaşmış. Sadece kayıtlı aralık, ama bir de kayıtlı, bir de iş bulmaktan ümidini kesip, tabii, hiç iş aramayanlarla beraber bu sayı 7 milyonun üstüne çıkıyor. Şimdi Aralık 2018'de kayıtlı işsiz sayımız ise 2 milyon 457 binmiş. Yani şimdi bu özür dilerim, Aralık 2018'de kayıtlı işsiz sayımız 3 milyon 509 binmiş. Yani sadece son bir ay içerisinde 266 bin kişi işini kaybetmiş. Hı hı. Bu da bir günde yaklaşık 8500 kişinin Türkiye'de işsiz kaldığını bize ortalamada, hı hı, gösteriyor. Peki şimdi bu kadar biraz büyük önce bir kriz var. İşsizliğe tekrar o rakamlara dönelim. Çünkü bir taraftan da işte Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi'nin verileri vardı mesela en son. Açlık sınırının 1957 liraya yükseldiğini belirtiyorlar. Aslında hepimizin evine, mutfağına girmesi gereken temel, yani basit malzemeler. Hani öyle lüks tüketim de değil bu, zorunlu, değil mi? Zorunlu, zorunlu olan malzemeler diyelim, daha doğru. Biraz önce EYT'lilerin o eylemlerini, işte Anıtkabir'e geldiler, çok kalabalıktı. Reddedildi yine. Evet. Peki MHP mesela çekimser kalması demek ne demek? Yani aslında çekimser kalması redle aynı şey. Hı-hı. Çünkü kabul oyu vermediğiniz takdirde meclisten o yasayı geçiremeyeceksiniz. MHP'nin mutlaka kabul vermesi gerekiyor. Yani çoğunluk MHP'nin kabulüyle sağlanabilirdi. Ama milletvekilleri ne diyor Burcu Hanım? Mesela bazen hani böyle kuliste orada burada konuşuyorsunuz, sohbetler aslında, ediyorsunuz. Evet. İçlerine sindi mi bu durum gerçekten? Aslına bakarsanız ben gerek AKP gerek, hı-hı, MHP milletvekillerinin içine çok sinen bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde yukarıdan gelen talimatla onlar oraya girip oylamada hayır oyunu veya çekimser oyunu kullanabiliyorlar. Mesela aynı şekilde andımız oylaması da benzer onda bir da durum benzer oldu. Bir tablo ki vardı, bu, evet, MHP açısından gerçekten, hı-hı, çok kötü bir oylamaydı. Çünkü siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milliyetçilikten her dem bahsedeceksiniz. Andımızın okullarda okutulmasıyla ilgili oylamaya girip ne kabul ne red verebileceksiniz. Çekimser kalacaksınız. AKP ve HDP red oyu kullandı o oylamada. Hı hı. CHP ve İYİ Parti kabul oyu kullandı. Dolayısıyla aynı şey EYT oylamasında da AKP red oyu kullandı. MHP yine onunla beraber red oyunda kaldı. Diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber diğer partiler kabul oyu verdi. Yani, evet, şimdi yani milletin üzerine yük olan, hani diyor ya Cumhurbaşkanı, bugünlerde milletimin üzerine yükletmem ben diyor. Öyle bir yük mü oluyor gerçekten? Hayır, kesinlikle değil. Bir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup toplantısında açıklaması vardı. Yani daha doğrusu yanıtı vardı. Onu da bir izleyelim. Ardından yük mü değil mi onu tekrar size de soracağım. Ne diyor Erdoğan? Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liradır diyor. Tamamen uydurma. 750 milyarlık bir şey yok. Ne 750 milyarı?
Hangi 750 milyar lira? Devam ediyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? E hediye uçağı bindiriyorsun ama. Ben bunu milletimize soruyorum. Sor, sor millete. Referandum yap bakayım. Veriyor mu, vermiyor mu? Sor millete. Yaparsın referandumu. Ekonomik savaşın verildiği dönemde bir taraftan fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Hak arayan insana türedi diyor. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun, bu da diyor ben de 46 yaşında emekli olayım. Sen emekli oluyorsun, bu ben de emekli olayım dediği için o türedi oluyor. Öbürü beyefendi oluyor. Evet, hak arayanı türedi. Evet, aynen öyle. Tamamen o insanların hakkı olan bir emeklilik söz konusu. Evet. Ancak bu verilmiyor. Ve işin ilginç tarafı, sahada çalışırken 24 Haziran seçimleri öncesi bütün siyasi parti adaylarına aynı şekilde insanlar sıkıntılarını aktardılar. Yani giden AKP adayına da emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız sorunlarının çözümünü istediler. MHP adayından da istediler. İYİ Parti adayından da istediler. Bizlerden de istediler. Hep herkes de söz verdi. Yani bu işi çözeceğiz dedi. Fakat 24 Haziran'dan sonra mecliste çözüm noktasına geldiğimizde, ki MHP'nin seçim beyannamesinde de vardı emeklilikte yaşa takılan mağduriyetinin giderileceği beyanı, bizim de bu beyanımız vardı. Biz meclise önerge getirdik, kanun teklifini getirdik. İYİ Parti'nin getirdiği önergeye, kanun teklifine kabul oyu verdik, destekledik. Ancak üzülerek söyleyeyim ki 24 Haziran öncesi AKP ve MHP emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızla seçim meydanlarında, seçim sahalarında verdikleri sözü tutmayıp meclise gelince red oyu verdiler. Kendileri de bununla ilgili bir düzenleme getirmediler zaten. Dolayısıyla burada her seçim dönemi rastladığımız bir AKP klasiğiyle karşı karşıyayız. Yine 31 Mart'a gidiyoruz. Yine aynı şekilde emeklilikte yaşa takılanlara vaat, taşerona vaat, işte 3600 ek göstergeye vaat, çiftçiye vaat, işçiye vaat, emekliye vaat, hep vaatle gidiyorlar. Şimdi çiftçi deyince aklıma geldi de mesela amacın dışında hareket eden örneğin işte Ziraat Bankası. Mesela çiftçi değil mi? Onun için futbol kulüplerinin borcu oluyor şu an. Neden çiftçinin haricinde birçok kesimi destekler hale geldi? Elif Hanım, şimdi Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı aslında zirai kalkınma içindi. Çiftçiyi desteklemek içindi. Çiftçinin kredi borcunu karşılamak, çiftçiye mali destek sağlamak içindi. Esas kuruluş amacı. Ve 2000'li yıllara kadar da iyi kötü çiftçiye belli bir destek sağladı. İşte kredi verdi, desteklemelerini verdi. Bir şekilde çiftçiye yönelik çalıştı. Ancak 2000'li yıllardan sonraki, özellikle bu 16 yıllık AKP iktidarında çiftçi Ziraat Bankası'ndan kopartıldı. Şu an bütün özel bankalara, yani bütün işte Yapı Kredisi'nden tutun ING'sine, bilmem Garanti'ye, her türlü hemen hemen özel bankalara çiftçilerimiz borçlu hale getirildi. Evet. Yani Ziraat Bankası kuruluş amacından uzaklaştırıldı. Tutuldu. Ne oldu? İşte bir takım yandaş firmalara, yandaş şirketlere sıfır faizli veya işte bilmem kaç yıl geri ödemesiz krediler verdirildi Ziraat Bankası'na. En son futbol kulüplerinin borçları ödettirildi. Yani Ziraat Bankası çiftçiden ziyade yandaşları korumaya, yandaşlara finansal destek sağlamaya yönelik bir banka haline getirildi. Çiftçide ne oldu? Ziraat Bankası'ndan alamadığı krediyi çok daha yüksek faizlerle özel bankalardan almak zorunda kaldı. Ve çiftçi özel bankalara borçlandı. Öyle çiftçiler var ki borcu borçla kapatıyorlar şu anda. Bir bankadan çektiği krediyi ödeyemeyip gidip öbür bankadan kredi çekip onu ödeyerek öbür bankaya artık borçlanarak vatandaş öyle. Aynen. Yani o şekilde sadece ayakta hani kalıyor. Çiftçi olarak da değil. Aynen. Herkes öyle. Öyle. Türkiye öyle değil mi aslında? Maalesef. Türkiye yani, o açığını bir türlü kapatamıyor ki bir yerden alıp bir yere. Şu an icradaki ilerliyor. Dosya sayısı 20 milyon. Bu ne demek? Türkiye'de her 4 kişiden biri icralık olmuş demek. Yani bu resmi rakam. Evet. Çiftçiye gelince bakın Elif Hanım, dünyanın en pahalı mazotunu bizim çiftçimiz kullanıyor. Gübre, yem,
elektrik, tohum, bunlarda fahiş bir zam söz konusu. Yani çiftçinin üretim maliyeti çok yüksek. Girdi fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla çiftçi üretim yaptığı takdirde para kazanamıyor. Zarar ediyor ya da çok ucu ucuna maliyetini zor kurtarıyor. Böyle olunca da Türkiye'de tarımsal üretim düşüyor. Çiftçi zarar ettiği, borçlandığı, para kazanamadığı bir işi yapmak istemez. Kimse yapmak istemez. Üretimde yani böyle üretimde durmuş böyle, oluyor aynen, böylece. Aynen. Oradan hemen üretim deyince tabii bu tanzim satışa da bir geçelim. Aynen. Onu da değerlendirelim. İndirimli satışlar başladı dedik. Dün de konuştuk. Her gün hemen hemen aslında konuşuyoruz artık. Çünkü o uzun kuyruklar gittikçe uzuyor. Ama bir taraftan da hep eski Türkiye, yeni Türkiye tartışmaları da devam ediyor. Bu sorun nasıl olacak şimdi? Diyelim ki işte 2,5 ay sürecek denildi ya. Nisan sonuna kadar devam edeceği söyleniyor. Şimdi Elif Hanım, bu tanzim satış mağazaları açılması, yani Ankara ve İstanbul'da belediyeler aracılığıyla yapılan tanzim satışlar tamamen AKP'nin günü kurtarmaya yönelik bir politikası. Yani esas siz sorunu çözmeden tanzim satışları mağazaları açarak bir şeyleri halledemezsiniz. Neden? Biraz önce söyledim. Mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, bunlardaki fiyatları düşürmeden, bunları aşağı çekmeden, üreticinin hak ettiği desteklemeyi vermeden, bakın kanun diyor ki çiftçi gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağıya diyor destekleme alamaz diyor. Ama şu an bizim çiftçilerimiz kanunun öngördüğü, yani kanunda belirtilen hak ettikleri desteklemeyi alamıyorlar. Bir, desteklemeyi alamıyor. İkincisi, girdi maliyetleri, üretim maliyetleri çok yüksek. Mazot pahalı, işte gübre pahalı, yem pahalı, tohum pahalı, elektrik zaten en pahalı elektriği kullanan kesim, çiftçi kesimi. Dolayısıyla böyle olunca üretim yapamıyor, zarar ediyor. Şimdi üretim yok, zarar ediyorsun, dışa bağımlı bir ülkesin. Sen devlet olarak ya da iktidar olarak çiftçinin elinden tutmuyorsun. Ona hak ettiği kazancı sağlamıyorsun. Mesela bakın geçen sene buğdayımızı kendi çiftçimizden 94 kuruşa almışız. Rusya'dan ithal ettiğimiz buğdaya 1 lira 34 kuruş ödemişiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Türk çiftçisine 94 kuruştan ücret ödüyorsunuz buğday için ama Rusya'daki çiftçiye 1 lira 34 kuruş ödüyorsunuz. Kendi çiftçinizi düşünmüyorsunuz. İthalata ödüyorsunuz parayı. Dolayısıyla bu sorunu çözmeden mazotu eğer samimilerse açsınlar bir tanzim satış mağazası mazot için yarı yarıya versinler çiftçiye eğer gerçekten bu konuda samimilerse. Gübredeki fiyat artışını düşürsünler. Yemi ucuzlatsınlar. Elektriği çiftçiye ucuza versinler. Ya da tohum desteği sağlasınlar, tohumu ucuza versinler. Yani üretimi desteklesinler, çiftçiye hak ettiği desteği versinler. O zaman soruna bir nebze çözüm bulunabilir. Ama şimdi sen çiftçiyi öbür tarafta bitiriyorsun, ona zarar ettiriyorsun. Günü kurtarmaya yönelik 2,5 aylık, o da sadece Ankara ve İstanbul'da, yani diğer 79 ilde yok bu tanzim satış mağazası. Sadece 2 tane büyük şehirde günü kurtarmaya yönelik, oy avcılığı için, sadece seçim için tanzim satış mağazası kuruyorsun. Böyle olmaz. Yani bu bir çözüm değil. Çünkü Türkiye'de üretimi teşvik etmeden, Türkiye'deki ithalat bağımlılığını azaltmadan, çiftçiyi, üreticiyi desteklemeden hiçbir şeye, hiçbir sonuca varamazsınız. Bakın Elif Hanım, Türkiye ağır bir ekonomik krizin içinde dedik. Aslında hepsi birbirine zincirle bağlı. Ağır ekonomik krizin en büyük nedenine devlette liyakatın kalkması, yargı bağımsızlığının, demokrasinin yok edilmesi, üretimin azaltılması, üreticinin desteklenmemesi, fahiş fiyat artışları ve bu ülkede ithalata yöneliş, yani ithalata daha fazla para ayrılması, yandaş ithalatçı firmalara para kazandırmak için ithalata yönelilmesi, kendi hepsi fabrikalarımızın zincir satılması, hı hı. Yani Sümerbank'tan başladı, Sekalar, işte en son tank palet fabrikası, onun öncesinde benim de içinde şeker bulunduğum fabrikaları. Mücadelenin, hı hı, içerisinde bulunduğum özelleştirilen şeker fabrikaları, yani Cumhuriyet döneminin zar zor yapılan, kazanımı olan, birikimleri olan fabrikaları sanki babalarının malı gibi, ki insan babasının malını satarken bile düşünür. 3
kör kuruşa, hani öyle diyeyim, yandaşa, yerli ve yabancı yandaşlarına peşkeş çektiler. E bunun sonucunda da ağır bir ekonomik krize girdik. Ki büyük bir mücadele verildi. Aynen. Ve şimdi de ne yapıyorlar? Fiyat artışları var. Ne yapalım biz? İşte oy almaya yönelik, günü kurtarmaya yönelik tanzim satış mağazaları açalım diyorlar. Tamam, açtınız, ne oldu? İnsanlar saatlerce kuyrukta beklediler. İki tane büyük şehirde açılan mağazada. Bunları hepimiz gördük. Basına da yansıdı kuyruklar. Ben buradan hatırlatıyorum. Her fırsatta meydanlarda, CHP döneminde mazot kuyruğu, tüp kuyruğu, yağ kuyruğu var diyenlere, işte CHP özellikle söylerler ya, Cumhuriyet Halk Partisi demezler, CHP demezler, CHP döneminde efendim karneyle ekmek alıyorduk, yağ alıyorduk diyenler, şimdi yaşanan kuyruk ne? Biz o gün o kuyruklar yaşanırken genç bir cumhuriyet vardı. Yokluk vardı ve gerçekten ambargo vardı. Evet. Ve gerçekten de dış güçler güçlüydü. Biz bu kadar büyük baskıya, büyük baskıya rağmen, ambargoya ve yokluğa rağmen ayakta kaldık o genç cumhuriyette ve o yokluklar içerisinde fabrikaları kurduk, fabrikaları açtık. Bir de hem istihdam sağlamak amacı hem üreticiye yönelik amacı buydu oysaki. O gün biz o fabrikaları kurduk. Şimdi bizim o gün kurduğumuz genç cumhuriyetin güzelim fabrikalarını birer birer yandaşlarına peşkeş çektiler. 1970'li yıllarda Ankara'da tanzim satış mağazaları açılmış. Ben baktım o dönemki CHP'li belediye tarafından ve yine eleştirmişler. Devlet bakkallık mı yapar, bunun yolu Moskova'ya çıkar diye, daha sonra kapatılmış. Şimdi CHP'yi eleştiriyorlardı ama şu an geldikleri noktada eleştirdikleri CHP'nin aslında o gün için o tanzim satış mağazaları, ki bugünkü zihniyetten uzaktı. Orada sadece gerçekten üreticiyi de destekleyen mağazalardı onlar. O günkü açılanlar. Aynı zamanda tüketiciye de gerçekten sağlıklı ve ucuz ürün temini sağlanıyordu. O gün için üretici destekleniyordu. Tüketiciye ucuz ürün ne sağlanıyordu. Ne işe yaradığını da anlatmış olduk aslında bir anlamda. Aynen, oydu. Tanzim satış ama ne? Bugün AKP bu tanzim satış mağazalarını üreticiye desteklemek için ya da tüketiciye gerçekten ucuz ürün vermek için yapmıyor. Tamamen seçim için. Bunu da zaten diyor ki 2,5 aylık bir süre. Yani Nisan sonunda bu iş bitecek diyor. Bu da niye? İşte kötü giden anketler var. Ankara'da ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi adayları önde. Seçimi kaybediyorlar büyük şehirlerde. Ne yapalım, ne edelim? İşte bunu yapalım. Tanzim satış mağazaları açalım. Vatandaştan belki bu şekilde oy alırız diyorlar ama insanları kuyruklarda bekleterek perişan ediyorlar. Şimdi ve sizin bölge mesela daha, hani Ankara, İstanbul diyoruz, hep biz büyük şehirleri konuşuyoruz ama bölge olarak size baktığımızda da aslında hani AKP'nin oy oranının yoğun olduğu bir bölgedesiniz ve zor bir bölgede siyaset yapıyorsunuz gerçekten. Onun için hani biraz oradan gelen haberler nasıl? İşte bizde ne diyor vatandaş? Yani o AKP'ye oy veren ya da işte bugüne kadar hep AKP'nin politikalarını benimsemiş olan vatandaş ne diyor? Şimdi tabii ki kriz tüm Türkiye'yi etkilediği gibi Afyonkarahisar'daki hemşerilerimi de etkilemiş durumda. Biz Afyonkarahisar'da Millet İttifakı yaptık. Yani tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da İYİ Parti ile bir Millet İttifakı yaptık. Merkez ve ilçeler düzeyinde bir ittifak yapıldı. Buna göre belli yerlerde biz aday çıkarttık. İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Belli yerlerde de İYİ Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi destekliyor, İYİ Parti adaylarını. Şimdi sahada karşılaştığımda özellikle pancar üreticileri, çiftçiler, ki kırsal nüfusu oldukça yoğun olan bir şehir Afyonkarahisar. Bunlar şunu söylüyorlar: siz haklıydınız. Yani o özelleştirme yapılırken, fabrika satılırken vekilim siz doğru söylüyormuşsunuz. Biz gerçekten perişan olduk, mağdur olduk. Pancarlarımız tarlalarda kaldı. Arazilerde boş bulduğumuz yerlere pancarları döktük. Pancarlarını verebilen çiftçiler hala paralarını alamamışlar. Bize ulaşıyorlar. Yani hakikaten fire çok fazla gösterilmiş. Polar oranı düşük gösterilmiş. Zaten kantarların bazıları açıldı, bazıları hiç açılmadı diyorlar. Geç açılan kantarlar var. Nakliye sıkıntısı var. Fabrikada muhatap bulamadılar. Fabrika önünde günlerce kuyruk beklediler. Yani
hakikaten çiftçiler perişan oldu Afyonkarahisar'da. Haşhaş üreticileri sıkıntılı. Patates üretilen bir yer. Patatesten doğru dürüst para kazanamıyorlar. Yani tarım ve hayvancılık sektörü zorda. Kesimhaneye hayvanını götürüp 3 ay 4 ay sonrasında gün alan üreticiler var. Bunlar dertli. Keza esnaflar, Türkiye genelinde 400 bin esnaf borç batağında. Afyonkarahisar'da da öyle. Yani esnafın gidiyorum, siftah yapmıyorum vekilim ya da ben dükkanı kapatma noktasına geldim diyen esnaflar çoğu var. Çoğu da kepenk kesinlikle, kapattı zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da oldukça iyi gidiyor Millet yani İttifakı. Yani Afyonkarahisar diyorum, tabii çevresi de aynı şekilde. Aynen, hani aynen. Yakın illeri tabii de kapsayarak yani bölge olarak Kütahya'da da öyle, gerekiyor. Isparta'da da öyle, Ankara'da da öyle. Hı-hı. Yani ekonomik kriz tüm Türkiye'yi etkiliyor. Afyonkarahisar'ı da etkiliyor. Bakın İşkur'dan bir iş alımı için, yani 200 kişinin gireceği bir iş için binlerce kişi müracaat etti. Yani kurra için kuyruğa girdiler Afyonkarahisar'da. Biz bunları yaşadık. İşsizlik oldukça tabii yoğun. Zaman zaman evet, ekranlara da yansıtıyorum. İşsizlik nedeniyle göç veren bir il ve maalesef yani hak ettiği konuma da ulaşamadı. Şimdi işsizlik var, işte kadro isteyen işçiler var. Bir son örneğini gördük geçenlerde. Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Kitlere kadro isteyen gruba ne demişti, bir hatırlayalım sevgili izleyiciler, bizden bir şey beklemeyin dedi ama azarladı. Onu da böyle çok bir sert bir ses tonuyla söylemişti. Eğer hazırsa Sivas'taki o konuşmadan da bir parça izleyelim. Hepsini verdik, bizden bir şey beklemeyin ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir liderde değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında ilk mitingini Sivas'ta gerçekleştirdi. Miting gergin başladı. Erdoğan kendisinden kadro isteyen kit işçilerine sert çıktı. Biz kitlere filan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam, hepsini verdik, bizden bir şey beklemeyin. Ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir liderde değilim. Provoke etmek suretiyle lütfen. Evet, alışılmış evet. Bir lider değilim, alışılmış bir siyasetçi değilim dedi Cumhurbaşkanı. Ve hani sert bir ifadeyle yaklaştı. Cuma günüydü. Biz de kendi haber bültenimizde o görüntüleri çektim ben. Ne demek gerekiyor şimdi, işte işçiler sesleniyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Şimdi Elif Hanım... Ama gerçekten bunlar, alışılmış bunlar, bir liderle karşı karşıya değil galiba işçiler. Bir şaşırıyorlar çünkü evet, orada alandakiler. Evet, azarlıyor çünkü insanları. Şimdi hak aramak insanların her şeyden önce en doğal hakkı. Ve anayasal da bir hak zaten. Yani orada da işçi kardeşlerimiz sadece kadro taleplerinde bulunuyorlar. Doğal olarak hepimizden bu talepte bulunuyorlar. Yani bir milletvekili olarak ben de bir kahvehaneye, bir esnaf ziyaretine gittiğimde sahadayken vatandaş geliyor, kendi sıkıntısı neyse kendi alanıyla ilgili bunun çözümünü istiyor. Biz dinliyoruz ve geliyoruz buraya mecliste, onun çözümüyle ilgili önerge mi verilecek, kanun teklifi mi verilecek, elimizden gelen siyasi mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak veriyoruz. Ancak AKP'de bu yok. Yani insanların taleplerine karşı müsamaha gösteremiyorlar. Veya işlerine gelmeyen bir talep varsa aynen burada olduğu gibi verdik işte tamam kes sesini gibi azarlar nitelikte cümlelerle, o şekildeki hareketlerle insanları susturmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Tahammülleri yok. Çünkü bunlar vatandaşın gerçek sıkıntılarını dinlemiyorlar. Şimdi AKP Genel Başkanı sarayda yaşıyor. Bir eli yağda, bir eli balda. İşte badem sütü içiyor. Bilmem kilosu 4000 liralık beyaz çay içiyor. Ejder meyveli smoothie yiyor. İşte adını sayamayacağım bin bir çeşit yemek ve menüsünde bulunan o egzotik meyveleri yiyor. Bu durumdaki bir insan, yani hoşlanmayan, israftan kaçınan bir cumhurbaşkanımız var dedi Mehmet Öztürk. Yani Allah'tan israftan kaçınıyormuş. Yani bir de israf etse ne olacak? Yani bundan daha büyük bir israf olabilir mi? Bundan daha büyük bir şatafat ve lüks yaşantı olabilir mi? Bu şekilde yaşıyor cumhurbaşkanı. Dolayısıyla halkın ne çektiğini, hangi sıkıntılar yaşadığını, hangi koşullarda mücadele ettiğini bilmiyor. Bilmek de istemiyor zaten. Ve
ve işine gelmeyen şeyler söylendiği zaman, yani somut gerçekler söylendiği zaman da bu şekilde insanları azarlıyorlar. Yani burada ben bazı milletvekillerinin sahaya özellikle çıkamadığını, sadece mesela benim bölgemde de bu var, sadece salon toplantısı yapıyorlar. Yani belli bir yerde kendi partililerini, işte kendi teşkilatlarını, yöneticilerini falan topluyorlar. Orada konuşuyorlar veya işte seçim bürosu açıyorlar. Esnafa gitmek yok, pazara çıkmak yok, vatandaşı dinlemek yok. Çünkü tepkiyle karşılaşıyorlar. Sahada EYT'lisi geliyor, taşeronu geliyor. Aynen bu örnekte olduğu gibi kitlerde çalışanı geliyor, çiftçisi geliyor, esnafı geliyor, emeklisi geliyor, işsizi geliyor. Sizden bir çare istiyor. Üstelik de iktidarsınız diyor, çözün diyor. Bunu duyduğu zaman da tabii ki verecek bir cevabı yok. Artık 16 yıldır sürekli vaat etmiş, vaat etmiş, yerine getirmemiş. Samimi değil zaten. Dolayısıyla bu yüzden sahaya çıkmak istemiyor. Sahaya çıkınca da böyle bir tepkiyle karşılaşınca da vatandaşı korkutarak, azarlayarak işi çözmeye çalışıyor. Peki ittifaklara bir bakalım. İttifaklar ne durumda? Özellikle mesela yine bölge açısından baktığımızda siz dediniz ki işte orada İYİ Parti. Evet. Verildi. Böyle Millet İttifakı'ndan dolayı. İttifak, Millet İttifakı'nı nasıl görüyorsunuz? Mesela sizin bölge yine, evet. Yani hani AKP'nin daha yoğunluklu olduğu, oy oranlarının yüksek olduğu bölgeleri şöyle sorarsak. Elif Hanım, tüm Türkiye genelinde büyük şehirler ve iller dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in görüşmeleri, anlaşmaları neticesinde benim seçim bölgem Afyonkarahisar'da da Millet İttifakı iki parti arasında yapıldı. Bir de aday gösterilmeyenler var. Hani evet. Böyle kızanlar, üzülenler vesaire. Şimdi, ne oldu? O her seçim dönemi oldu. Her seçim dönemi, evet. Olup sonra yola devam. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi zaten şöyle, öyle kimseyi memnun edemezsiniz. Yani milletvekili adaylığında da böyledir, belediye başkan adaylığında da böyledir, parti içi bir yarışta da böyledir. Yani bir taraf aday gösterilir, aday olur, öbür taraf olmaz. Dolayısıyla her parti için aslında bu böyle. Siyasetin de kuralı bu, siyasetin doğası da bu. Yani keşke gönül ister ki bütün aday adaylarımız seçilebilse ama böyle bir şey yok. Bir kişi aday gösterilecek ve o seçilecek. Dolayısıyla mutlaka her partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynı, aday gösterilmeyenler içinde bir kırgınlık, üzüntü oluşur, oluşacaktır. Ama sonuçta kol kırılıp yen içinde kalacak. Bu bir mücadele. Yani sonuçta burada bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başarılı olmak istiyoruz. Başta büyük şehirler olmak üzere aday çıkardığımız her yerde biz iddialıyız ve seçimleri kazanacağımıza inanıyoruz. Şunu bu inançla da çalışıyoruz. Mesela bu seçim çalışmalarını yaparken işte bir önceki seçimi ele alıp nerede hata yapıldı ya da nerede eksiklikler var, böyle bir öz eleştiri yaparak bir mücadele içine giriyor musunuz? Evet, örneğin. Yani o yapılıyor. Parti içi değerlendirmelerde de öyle. Bize verilen parti içi eğitimlerde de öyle. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kitlelerle nasıl temas kurulacağı ya da hangi konularda daha çok üzerinde durulacağı noktasında buna ilişkin özellikle sosyologlar, konunun uzmanları gerekli incelemelerde bulunup bize de bunu aktarıyorlar. Biz de kendi alanımızda işte adaylarımızla beraber bu seçimde öyle olacak. Yani adayları da bu konuda bilgilendiriliyor. Biz milletvekillerine de öyle ki geçtiğimiz pazar günü zaten aday tanıtım toplantısı vardı. Orada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Bugünden itibaren bütün, dedi, adaylarımız, işte örgütlerimiz, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz alana inecek, dedi. Ki biz zaten hani bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorduk. Yapacağız da. Sonuçta hani Mart'ın sonu bahar diyoruz. Söylemimiz bu. Gerçekten de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mart'ın sonunun bahar olacağına inanıyoruz ve Türkiye'nin hak ettiği yerel yönetimlere kavuşması için de elimizden gelen mücadele sürdüreceğiz. Hı hı. Büyük şehirlerdeki o esen rüzgarda elbette kendi diğer illere de yansımış durumda. Mutlaka. Herhalde. Yani mesela benim ilimde de çok ciddi anlamda geçmişte AKP'ye oy verip ya da MHP'ye oy verip de artık vermeyeceğini söyleyen, yani açık açık tepkisini dile getirdiğini
getiren seçmenlerle karşılaşıyoruz. İşte mesela bir tanesi dedi, ben hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önden geçmiyordum dedi bir ilçede çalışma yaparken. Ama dedi haklı çıktınız dedi. Siz doğru söylüyorsunuz dedi. Ben dedi doğru söyleyenin yanında yer alacağım dedi. Bu dönem sizinleyim dedi. Herkesin içerisinde ve beni dedi sorabilirsiniz. Ben yıllardır dedi AKP'yi, o kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üyelik de yapmış, yöneticilik yapmış falan. Yıllarca dedi sırtımda taşıdım dedi. Her türlü şeyi yaptım. Ama dedi yalan söylüyorlarmış. Ben bunu anladım. Dedi ki keza ilçelerde biz katılımlarımızı sürdürüyoruz. Yani rozet takıyoruz. Bizim partimize katılan AKP'nin yanlış yönetimini, kötü politikalarını görüp artık bu konuda daha fazla gidemeyeceğini anlayan, iyi niyetle orada bulunmuş, orada oy vermiş, çalışmış, mücadele etmiş hemşerilerimiz katılmak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek istiyorlar. Biz de onları partimize katıyoruz. Yani bu benim ilimde de böyle, başka yerlerde de böyle. Zaman zaman basına da yansıyor bu katılımlar. Dolayısıyla ben bu seçimde gerçekten parti olarak, hani o 89 rüzgarı hep bahsedilir ya benim çocukluğumda, ama ben kitaplardan okuyarak, biraz da arşivlere bakarak o 89 rüzgarı görüyor musunuz? Evet, şimdi görüyorum. Yani o rüzgar var, o hava var. O gün de büyük bir ekonomik sıkıntı vardı. Bugün de o günkünden daha kötü bir ekonomik ama sıkıntı var. Ama bir kadın olarak, hani ben kendi fikrim olarak bunu söyleyeyim. Keşke kadın sayısında hani daha artış. Onu da evet, diyor musunuz siz de yani? Ya ben şöyle Elif Hanım, kendi bölgemde kadın aday çıkması için ciddi anlamda uğraştım mesela. Çok istedim ve bütün ilçe başkanlarıma, il başkanıma da söyledim. Dedim ki bir kadın aday olursa, hani resmi olarak, ciddi olarak bu konuda destekleyeceğim. Yani bu pozitif ayrımcılığı yapacağım. Ama kadınlar biraz daha siyasetten uzaklar. Yani ya da daha doğrusu çok böyle kadın için, bir kadın için siyasette olmak da çok zor. Çünkü her zaman çok çalışmak zorundasınız. Hata yapmamak zorundasınız. Başarmak zorundasınız. Ayakta durmak zorundasınız. Sosyal hayatta bir takım sorumluluklarınız var. Aile hayatınız varsa eğer, onu bir kenara koymak zorundasınız. Yani siyaseti tamamen hayatınızın odak merkezi haline getirmeniz lazım. Bu da kolay bir şey değil. Kendi yani yaşantınızı anlatıyorsunuz. Kolay bir şey, bir yandan kolay da bir şey değil. Ve ataerkil bir toplumda, evet, ataerkil bir ülkede bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde cinsiyet kotası, hep kadın kotası olarak algılar mı? Cinsiyet kotası var, %33. Biz buna uyulması noktasında gerçekten son derece hassas davranıyoruz. Kadın aday noktasında da ki genel başkanımız da bunu söylüyor. Yani evet, kadın adaylar desteklensin diyor. Benim 2015'te girmiş olduğum ön seçimde listenizde lütfen kadın adaylara yer verin diye genel başkanımız televizyon programlarında birçok kez bunu söyledi. Ama işte biraz daha kadınların mücadele edip gerçekten örgütsel anlamda da ayakta kalması gerekiyor. Birbirine destek olması gerekiyor. Bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ve çıkan kadın adayları da sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Şimdi en çok konuşulan konulardan biri de atanamayan öğretmenlerdi. Buna ilişkin tabii kötü haberler de geliyor zaman zaman. İntiharlar duyuyoruz maalesef. Onunla bitirelim birazdan. KPSS fizik ikincisi olmuştu değil mi? Evet, Deniz. Bir öğretmen mülakatta eleniyor. Ama onun bir de geçmişi var tabii, evet, değil mi? Nasıl, onu da sizden şimdi dinleyelim. Şimdi Deniz öğretmen, 2016 yılında İlk kez KPSS sınavına giriyor. 90 alıyor. Mülakatta 95 alıyor Deniz öğretmen. Ama tercihte bulunmuyor. O dönem bir şey, evlilik durumu söz konusu olduğu için özel hayatından dolayı diyor ki ben nasıl olsa fizik bilgisine sahibim. Şu an hani evliliğimi yapayım. 6 yıllık çalışma koşulu var çünkü sözleşmeli olarak. Evlilikten dolayı bunu yerine getiremem. Şu an tercihte bulunmayayım. Evlendikten sonra hani özel hayatım tamamen, aile hayatım rayına oturduktan sonra yine girerim bu sınava. 1-2 sene sonra atanırım diyor. Nasıl olsa fizik bilgisine sahibim diye kendine güveniyor. Ve gerçekten 2018'de KPSS'ye giriyor Deniz öğretmen. 89 alıyor. Türkiye ikincisi oluyor.
Mülakata giriyor. Mülakatta 54 puan verilerek eleniyor. Sebep mi? Sebep ne? Sebep Deniz Öğretmen'in sosyal demokrat bir dünya görüşüne sahip olması. Solcu olması, öyle diyeyim. Dünya görüşünden dolayı KPSS Türkiye ikincisi bir öğretmen atanamıyor. Şimdi öbür tarafta ise Bakan Çavuşoğlu'nun akrabası rahatlıkla ataması yapılıyor. Şimdi yine bir AKP milletvekilinin eşi Temmuz 2018'de, geçtiğimiz Temmuz ayında ataması Milli Eğitim Bakanlığı'na müşavir olarak ataması gerçekleşmişti. Yani burada atama kriteri olarak iktidar partisinin yakını olmak, iktidar partisine mensup olmak ya da oradan iyi bir referans bulmak gerekiyor. Maalesef yani devlette, biraz önce söyledim ya, liyakat sistemini yerle yeksan et. Bunu da en güzel aslında örnekleri bunlar. Yani liyakata uyulmadığının, liyakat yerine tamamen iktidara sadakatle atamaların yapıldığını buradan gözlemliyoruz. Şimdi gencecik bir öğretmen 33 yaşında, geçtiğimiz günlerde canına kıydı, intihar etti. Hepimizin içi yandı. Şimdi İngilizce öğretmeni. Bu öğretmenimizin yeri öğrencilerin yanıydı. Kim bilir hangi çaresizlik ve yokluk içerisinde o öğretmen intihar etti. Evet. Ama bir tarafta da AKP'li yakınları sayesinde aslında hak etmedikleri koltuklara oturanlar var. Yani burada ciddi anlamda bir uçurum, ciddi anlamda bir ayrıştırma, ötekileştirme var. Bakın 450 bin öğretmen atama bekliyor ve bu 450 bin öğretmene Şubat'ta 20 bin kontenjan veriliyor. 3500 engelli öğretmen var. Bunlara 500 kontenjan tanındı. Sonra 750'ye çıkartıldı. Ve hala engelli öğretmenler atama bekliyor. İşte bunların içerisinde... Bunları bir de şunu söyleyelim, altını çizelim. Bütün bunlar bir önceki seçimde de seçim bildirgesinde olan vaatlerdi. Aynen, atayacağız dediler. Aslında. Sağlıkçılara atama vereceğiz dediler. Öğretmenlere atama vereceğiz dediler. Engelli öğretmenleri atayacağız dediler. Fizyoterapistlere atama verilecek dediler. Çevre sağlık teknikerlerine keza sözler verildi. Aman. Rehabilitasyon öğretmenleri var. Bunların hiçbirine verilen sözler tutulmadı. Havada kaldı. Yani şimdi düşünün, 450 bin öğretmen, 20 bin atama. Yani bu %10'u bile değil bu insanların. Peki. Yazıktır, günahtır yani. Bir dokunduk size. Sorunlar o kadar çok ki aslında maalesef öyle. İşiniz de zor tabii. Sahada bu sorular hep size yöneliyor. Aynen. Neticede. Ama meclisteki işte o sayı, çoğunluk da yeterince sağlanamayınca sizin de verdiğiniz mücadeleler maalesef yarıda kalıyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım yayınımıza katıldığınız için. Size kolaylıklar dileyelim. Tekrar seçim bölgenize döneceksiniz. Aynen. Bir süre sonra artık daha da yoğun start verilmiş, verildi diyelim. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de başkent gündemini burada noktalayalım. Gün içinde bütün gelişmeler, yaşanan tüm gelişmeler ana haber bültenimizde, akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın diyelim. İyi akşamlar.